istihdamın bir işletme sayısı olarak baktığınız zaman %99.8 gibi bir oranı var. İstihdamın çok büyük bir kısmı KOBİ'lerin üstünde. Ama yaratılan değer diye baktığınız zaman ciddi bir yük KOBİ'lerin üstünde. Bir tanesi daha vereceğiz. Zaman ki yazılan şirketlerin ortalama büyüklüğü. Daha sonra aşağıya gidiyor. Ve tabii ki büyük rakamlar. Yenilikçilik, yönetimde yenilikçilik ve değişim tabii ki çok önemli bir deyim. Hele de şu son yıllarda gelişen teknolojik şartlar çerçevesinde önem biraz daha artıyor. Ve bu önem çerçevesinde de sihirli bir formül gibi önümüzde duruyor. Ama tabii sihirli bir formül değil, tam aksine her zaman diliminde, her işletmede belki ayrı ayrı o işletmenin özelliğine uygun, üretim biçimine uygun, sektörüne uygun yeni yeni çözümler, yeni yeni arayışlar bulmak yönetim danışmanları için de ayrı bir görevdir diye görüyorum. Kalite bir yanda duruyor, bir yanda verimlilik duruyor, bir yanda da memnuniyetler, yani müşteri memnuniyetleri duruyor, öte yanda da etik değerler duruyor. Ne yaparsak yapalım çok kaliteli değil, beraberinde toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde çevre hassasiyetleri ve diğer olması gerekenleri yan yana getirmek, bir bütünlük içerisinde görmek bu faaliyetlerin en doğru olanıdır diye de ifade etmek istiyorum. 2023 vizyonu Cumhuriyetimizin 100. yılı ufkunu ortaya koyan bir hedef. Dolayısıyla bu hedef doğrultusunda da yeni iş modelleriyle ülkemizin geleceğini ve yönetim anlayışını yeniden gözden geçirmek, işletmelerimizin geleceğine dair yeni ufuklar açacak adımları atmak çok gereklidir diye de ayrıca ifade etmek istiyorum. Ülkemizin kalkınması, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması, yeni iş modelleri ve yeni yönetim anlayışlarını hayata geçirmekle mümkün olacaktır. We're going towards is going to be to put even more pressure on our earth. We're going to grow in terms of population, and by 2050 we're expected to almost reach 10 billion people on the earth. We're going to have a higher demand for food, so food security becomes a very big issue. Çek'in ülke ekonomisi içindeki yerine biraz bakalım. Baktığınız zaman çek kullanımı Türkiye'de Türkiye'ye özel. Sadece Karekod'da iki demek doğru değil. KGF krimleri de burada mutlaka faydalı oldu. Öncelikle işletmelerin oturup bir kendi içlerinde çalışma yapmaları gerekiyor. Nelere ihtiyaçları olduğunu tespit etmeleri gerekiyor. Bu genellikle tek başına yapılması zor bir aktivite. O yüzden biz danışmanlarla birlikte çalışmalarını öneriyoruz. Danışmanlarla beraber kendilerine bir yol haritası çizip bir stratejik plan ortaya çıkartıp ondan sonra da bu değişikliği nasıl gerçekleştirecekler onu ortaya çıkartmaları gerekiyor. O arada teknolojinin kullanılması olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. O yüzden işletmelerimiz mutlaka artık daha yüksek teknoloji kullandıkları bir noktaya gelmeliler. Ama bu da tek başına yapılması oldukça zor bir faaliyet. O yüzden teknoloji firmaları, danışmanlık firmaları ve işletmenin kendisi birlikte bir yol kat etmeli diye düşünüyorum. Verilen desteklerin öncelikle bir takip edilmesi din olmaması asıl problem. Desteğin hibe olarak verildikten sonra veya herhangi bir teşvik destek kapsamında verilen şeyin geri dönüşünün veya yansımalarının takip edilmediğini görüyoruz. Yani o işletme aldığı hibeyi nasıl kullanıyor? Nerelerde kullanıyor? Gerçekten ihtiyacı olduğu yerlerde mi kullanıyor yoksa gündelik işlerinin içinde harcanıp gidiyor mu o hibeler ve işletmenin gerçekten ihtiyacı olduğu kendisini güçlendirmesi gereken noktalarda ne kadar aktif kullanılıyor bu hibeler onlara bakmak gerekiyor. En büyük problemler burada yaşanıyor. Bir başka problem de geri izlemelerin olmaması. Yani bir işletmenin eğer bir diyelim ki KOSGEB
COSGAP hibe veriyor. Verilen hibenin nasıl kullanıldığını COSGAP'in de takip ediyor olması burada çok önemli. Tabii bunun için de takip mekanizmalarının, performans değerlendirme sistemlerinin kurulması lazım ve bağımsız raporlamanın da yapılıyor olması lazım ki verilen şeylerin, desteklerin gerçekten istenilen yerlerde, çünkü bunlar, bu destekler tek başına birisinin kararıyla çıkmıyor. Ülkenin kalkınma planları kapsamında, stratejik planlar kapsamında bu destekler veriliyor. Sonuçta bunların hepsinin geri dönüp o stratejik planda, yani Türkiye'nin stratejik planında, stratejik kalkınma planında ne kadar işe yaradığının ölçülebiliyor olması lazım. Verilen her 100 hibeden aşağı yukarı %5 civarı gerçekten faydalı olarak geri dönüyor. Yani işletmeler onu gerçekten anlamlı bir şekilde kullanıyorlar. Geri kalan %95'i çarçur oluyor diyebilirim. O yüzden de çok ciddi bir rakam, evet. O yüzden de işletmelere bu hibeleri verirken, destekleri yaparken nereye harcanacağını, yani çok iyi bir kaynak planlaması yapılması lazım. Neyin nereye harcanacağını, hangi sebeplerle o desteklerin o konuda sarf edileceğini de çok iyi ölçülmesi lazım.